Diyarbakır'da boğularak öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin ayrıntılar artık netleşti. Bir masum yavruya nasıl kıydıkları raporla gözler önüne serildi. Ailesi tarafından yapılmış olması acıyı daha da artırıyor. İnsanın kendi kanından ve canından olan birine bunu yapmaları anlaşılır gibi değil. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu patoloji birimi tarafından tedavi edilen histopatoloji raporunda ortaya çıktı. Rapora göre Narin'in sadece boğaz bölgesinde değil, göğüs kısmında kanama ve baskı izlerine rastlandı. Peki olay nasıl gerçekleşmiş? Raporda Narin'in boyun bölgelerindeki 4 önemli bulgu dikkat çekiyor. Katilin Narin'i arkadan koluyla baskı yaparak boğduğu ortaya çıktı. Bu baskı sonuç olarak özellikle sol boyun tarafında daha da fazla hasar görmüş. Çocuğun sol tarafının ciddi şekilde etkilendiği ve göğüs kısmında da baskının izlerine rastlandı. Raporda Narin'in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer almakta. Ortaya çıkan 4 sonuçtan 3'ü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluşuyor. Sonuçlara göre Narin'in boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafında enseyle birleşimine kadar olan bölümle sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu saptandı. Dikkat çeken 4. sonuçsa Narin'in göğüs kısmının da hasar görmesiydi. Raporda yer alan sonuca göre göğüs üstü ve cilt altında ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kanamayla uyumlu bulgular elde edildi. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin'in raporuna göre katil zanlısı Narin'in göğsüne baskı kurarak özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıkarak katlediyor. Evet, ortaya çıkan sonuçlara göre Narin'in elle boğulduğu düşünülmekte. Kanamanın yoğun olduğu bölgeler ve göğüs tarafındaki baskıya bakılarak katil zanlısının Narin'i arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali güçlendi. Buradan anlaşılıyor ki Narin olaya şahit oluyor, tam kaçarken arkadan yakalanıyor ve bu eylem gerçekleştiriliyor. Aslında kimin ne yaptığı çok net ortada. Adli tıp raporu kimin yaptığını da, boyundaki parmak izi deforme olmamışsa o da gelecek tam raporla ortaya çıkacak. Yani istedikleri kadar kimin yaptığını gizlemeye çalışsınlar, yapan kişi artık belli oldu sayılır. Ama Narin'in ne gördüğü konusu hala gizemini koruyor. Uygunsuz bir olaya şahit olduğu artık kesin. Sizler de video ve olay hakkında yorumlarınızı lütfen belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Allah Narin'e rahmet eylesin.